Peki bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi bu spora falan gidiyorsun. Sen bir ara bir sen de öne doğru bir şey çıkmıyor. Ben dikkatle baktım sana. Sen yanına mı kilo alıyorsun? Hani kadınlar yapar ya, yanlarım ağrıyor falan diye. Onun gibi. Yani şöyle mi oluyorsun sen? Hay Allah'ım ya. Mesela abi, benim göbeğim ya. Ben öne doğru bende. Sen de böyle doğru, basenlere doğru. Basen değil de mesela böyle kalın. Mesela ben senin bazı fotoğraflarını görüyorum. Böyle olmuşsun. Evet. Ama yandan fotoğrafını görüyorum. Aynı yandan durum. Yani öne doğru bir şey. Bende memeler çıkıyor. Göbek çıkıyor falan filan. Sen de böyle yanına doğru mu alıyorsun? Vallahi öyle, gerçekten. Niye şaka böyle değil. Nasıl bu? Ya bilmiyorum, bir bacaklar çok kalın tarihte çünkü. Evet. Bacakların mı çok kalın? Evet, çok hızlı kalınlaşabiliyorlar. O, öyle o tarafa doğru genişliyor. Bu ne diyor mesela, bizim kesmemiz gereken bir şey miydi radyoda? Bacaklarım çok kalın. Evet. Genelde bu kadınlar böyle bir şey söylemez. Evet. Bir kadının ağzından kesinlikle duyamazsın. Şurada biraz fazlan var der mesela. Bacaklarım çok kalın filan. Benimki bir gerçek ama. Ha? Ya bununla çok ün yapmış bir insanım. Bak ya. Öyle mi? Evet evet, valla. Ah, kusurunu buldum. Peki bir bacağı kalın. Reklamlarda filan oynadığın zaman orada seni şey yapıyorlar mı mesela? Retouch yapıyorlar mı? Seni inceltiyorlar mı orada? Yok, hiç inceltmediler. Keşke incelteler manasında, evet, değil keşke mi? Bölgesel. Peki nasıl oluyor mesela, sen kilo alıyorsun ve biz hiç kilo aldığını görmüyoruz. O sırada nasıl oluyor? Ya orantılı yayılıyor gibi, hani spor, hep spor yapmaktan dolayı belki de o yüzden. O da orantılı gelmiyor. Yani belki de. Bak bir şey söyleyeceğim. Mesela ben senin gibi stand up yapsam hep bunu anlatırım. Ya muhakkak yani... Yani orantılı olması demek ki, ama yediği de orantılı mı dağılıyor gibisinden. İnşallah. Yani yaptığım konu bambaşka. Ama çocukluktan evet, spor yapıyorum dedi Okan abi. Ya ben mesela bazı erkekleri çok kıskanıyorum. Ben mesela yıllarca Demir Demirkan'ın çok seksi bir insan olduğunu iddia ettim bütün programlarda. Ve isminin de çok seksi olduğunu iddia ettim. Mesela yani Demir Demirkan isminin mesela kadınların söylemekten çok hoşlanacağı bir isim oldu. Sevişirken söylemesi. Aha Demir Demirkan. Sürekli bunun şakalarını yaptık filan ve yıllarca bu şakaları yaptık biz. İşte Emre Altuğ'un marangoz klibi gibi, yani dilimize takıldı, her programda yapıyorduk falan. Ben abi yıllarca böyle spor sağlığa zararlıdır programlarından sonra filan, işte Şenay Gürler'in de bizim oyunları çırptan, onun da tavsiyesiyle filan Nişantaşı'na çok tatlı Eren, ondan sonra böyle onu işte personal trainer falan ona gittim. Daha yani içeri gireli 5 dakika olmuştu, Demir Demirkan geldi abi. Ve Demir Demirkan'ın ben Amerika'da yaşadığını sanıyordum. Evet. Dedim kapıdan girdi. Dedim ki birader sen Amerika'da yaşamıyorsun. Yeni geldim abi dedi. Gelir gelmez. Gelir gelmez. Spora mı geldin? Ve onun için şimdi orada salondaki bir sürü aletin ismi Demir Demirkan. İsmi taktım ben alet. Demir Demirkan aleti. Demir Demirkan bilmem nesi falan filan. Hakikaten mesela sürekli çok güzel vücudu var. Ve mesela Amerika'dan ülkemize geliyor. İnsan halasını görür, teyzesini görür değil mi? Bir memleketine Belç gider. Belç presi görür. Anladım mesela. Bir, anladım, bir kebap yer falan. Ulan Amerika'da spor salonu mu yok? Koşa koşa geldi. Yani biraz almışım dedi falan filan. Ama böyle dahil etmiş demek ki rutinine. Ha? Ama günlük hep öyle. Dahil etmiş yani. Yani belki jetlag'e atlanacak. Belç yani presi göreyim falan diye. Yıllardır hep öyleydi yani. Öyle değil mi? Öyleydi. Böyle şey yani çok acayip değil mi? Ama içeri Demir Demirkan'ın girmesi çok fena oldu. Yani mesela niye mesela yani göbekli falan bir adam, çirkin bir adam gelmedi de o geldi. Çok güzel. Ve bana hemen ilk söylediği şey, bana aşık olma olur mu bebeğim dedi bana. Yani hemen daha ilk başta lütfen bana aşık olma bebeğim yani. Hani inanılmaz bir vücudum var diye. O evet. Evet. Yani seksiymiş, çok kötü değil gerçekten mi? O sırada mesela ben hiç cinayet düşünüyorum. Yani ne bileyim mesela ağırlığı şöyle bir vurmayı düşünüyorum, kaldırdı ağırlığa filan. Çok güzel. Fena. Çok yani fena gerçekten. Sen de böyle hislere kapılıyor musun spor kapılıyorum salonunda? Kapılıyorum. Spor salonunda bazı arkadaşları görünce benim canım sıkılıyor. Kötü oyunu daha bulduk insanları. Dumbbell'la darp etmek istiyor. Ezmek gibi değil de. Ne tarz peki abi sporlarla uğraşıyorsun? Ben kickbox yapıyorum. Ben de yaptım bir iki sene. Muay Thai yapıyorum. Çok keyifli ya. Maraton biraz böyle şey, koşu seviyorum biraz böyle, maraton falan. Ben hiç yapmadım. O yüzden güldüm. Yani ya abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz biraz daha işte bu taraftayız. Ama çok anladın mı? Yani bunlar ya yalan söylüyorlar. Yok abi. Ya ben çok sağlam. Ama sen size de başlamışsın Okan abi. Abi ben bir şeye başlamadım. Ya benimkisi yaşlı işi, şunu kaldırırsanız ölmezsiniz falan gibi bir şey yapıyorum ben. Yani o değil. Bunları mesela kickbox yapıyorum. Ben de yıllarca yaptım falan. Bu ne abi?
Bu ama lisede mesela? Başlamışsın hiç kickbox sen. Yapacak. Kürekle tabii. Başlamamışsın. Aynen aynen. Kürek, tabii, kürek çekiyoruz. Lise. Kürek de mi çekiyor? O bile. Ay. Oo, bu ne ya? Nasıl oluyor ya? Evet. Ay. Ha? Erken kalkan yol alır. Sen, ben mesela çok geç uyudum hep hayatım boyunca. Ben de abi. O yüzden işte. Kızım. O yüzden oldu. Bunlar bir şey yapmıyorlardı mesela. Bizim evet. Yaptığımız bir şey yapmıyorlar. Çok, ya çok... aşağılamak için bir şey bulmamız lazım. Mesela benim yaptığım neyi yapmıyorsunuz? Mesela kitap okumak geceleri, ondan sonra film seyretmek, seks, ondan sonra başka şey. Belki onları yapmadıkları için mesela sabah 7'de hayatından sıkılmış olarak zımp diye ayağa dikiliyor. Mesela ne yapayım yeter ulan bu saatte spora gideyim mi diyor acaba. Öyle desenize ya. İhtiyacı var. Söyle ben. Ay kıskançlıklar için. Sen de mi kickbox yaptın? Ya ama yaptım belli bir süre yaptım. 2 sene falan. Niye 2 sene insan kickbox yapar? Ya niyeydi? Çünkü işte bir belli bir süreç vardı. Ben bir bisikletle başladım. Yani böyle uzun idmanlar yapmaya başlamıştım. Günde 40-45 kilometre falan bisiklete biniyordum ben Marmaris'te. Tabii. Sonra devamında yüzüyordum işte. Biraz küçük böyle bir jogging, speed jogging falan yapıyordum. Triatlon. Çok eğlenceli bir şeye dönüştü benim için. Böyle minik böyle hedefler koydum kendime. Zaten yelken sporu devam ediyor kenarda. Marmaris'te hafta sonları bizim trofeler oluyordu. Ve o trofelerde bir şekilde bir yelken ekibinin parçasısın aslında. Tabii yelken tabii Marmaris'te ulaşım yelken, aracı gibi olduğu için. Ben şeyde gittim. Kenarda yelken devam ediyordu dedin ya. Kenarda devam ediyordu. Kenarda değil işte mesela atıyorum şöyle düşün. Ayda bir veya 2 haftada 1 trofeler oluyor Marmaris'in lokalinde. Veya işte Bodrum'da da oluyor bunu. Özeniyor. Yani oraya hani oradaki hikayeye de yetişebilmek için o fitness'te olabilmek için de bir şey yapıyor olmanız lazım regular anlamda. O çünkü sizin nefesinize, kas yapınıza ve bu hani adapte etmenize de bağlı. Yani sporu normal günlük hayatınızda nasıl kullanılabilir bir şekilde adapte edebilirsiniz. İşte buna ulaşım işte bisikletle sağlamak ulaşımı benim için çok büyük bir değişim olmuştu hayatımda. Ve hani onun dahil ettiğim zaman itibariyle zaten hani o nefesimin de hani diyaframımı kullanma şeklimin de değiştiğini zaten gözlemledim kendime. Ya bu benim mesajım. İşte bu anlatım benim gibi kompleksli bir insan. Sinir. Ben mesela Serdar Ortaç'ın bisikletten bahsetmesini sana tercih ediyorum. O da müzisyen. O da mesela gazeteciler durduruyor. Ne oldu Serdar Bey bisikleti? Parayı bitirdik, kumarlayedik diyor. Yani, en son dedi ki ya, öleceğim. Bisiklete bile binmiyorum artık diyor. Mesela ben böyle insanları seviyorum. Teoman'ı seviyorum mesela. Teoman hiç senin gibi konuşmuyor. Ne yapıyorsun? Hani o da pilatese gidiyormuş. Ha? Teoman pilatese mi gidiyor? Podcast'ını dinledim. Ben de spor. Teoman kadar vallahi. Teoman kadar sahtekarı yok. Teoman sürekli emekli oldum, öldüm, bittim deyip her gün spora gidiyor. Öyle üçkağıtçı o. O nasıl orada gizli spor yapıyor? Pilatese mi gidiyormuş? Tabii sonra son konserlerindeki falan entellerine bak böyle. Çıtkırıldım, ince kıyım böyle mis gibi takım elbiseler falan çatır çatır. O yaşta mümkün mü? Harika harika. Kesinlikle yani sporcu olması kesinlikle bir artı. Tabii gizli gizli. Kesin yapıyor. Yani. Sonra da diyor ki ben ya emekli oldum. Öyle dalgama bakıyorum falan ama çalışıyorum. Peki sen istemiyor musun? Heves gelmiyor musun? Hayır ben böyle yaşamak istemiyorum. Nelerin bize yararı olur diye yaşamak istemiyorum ben. Yani. Sen de istemiyorsun değil mi? Bir yaştan sonra gerekecek bana diye düşünüyorum. Niye beni gömüyorsun? Hayır. Yani hiç alakası yok. Alakası bu devam etti sürdürülebilir gelmiyor. Ya bana. Abi bana şey korkunç geliyor. Mesela işte bu personal trainer ya da başka birisi doktor falan. Artık çok dikkat etmeniz lazım. Yani o işte yani öleceksiniz. Yani bu süreci artık uzatmamız lazım falan. Korkunç bir şey gibi geliyor. Artık çok dikkat. Sizin yaşınızda falan diye başlayan konuşmalar. Berbat bir şey değil mi? Yani bu niye yapılır ya? Ben en çok şeyi seviyorum. Kahveyi kesmeniz lazım. Kahve içme. Ben şeyi çok seviyorum. Çok yorgunsun ya filan. Uyumadın. Ay o iğrenç. Yani o böyle negatifle gelen. Evet, abi evet. Şimdi bütün garsonlar söylüyor. Okan Bey ne haber? Yorgun görünüyorsun. Evet abi bu ne? Sana ne lan? Evet ya. Çok yorgun böyle bir yorgun görünüyorsun var. Dans ederek girmezsiniz. Uyumadınız değil mi filan? Uyumadın. Evet abi. Ben artık şey diyorum abi. Yok ya artık hani yaşlanıyoruz ya. Yaş da şeyden. Yorgunluk değil böyle artık. Böyle görünüyorum. Yapacak bir şey yok filan diyorum. Ben bana bu uyarılarda bulunan doktorların başına bir şey geldiği zaman çok seviniyorum. Kötülük.
Mesela yoğun bakımda falan dediklerse yapma be. Ha? Ha? Bu kadar sigara, alkol bilmem ne falan öleceksin diyen adam böyle çat yoğun bakımda. Yapma be, nasıl olmuş olan falan. Yani. Ya. Başka bir şey. Enerji. Ha. Kendine çok dikkat ediyordu ama 55'te falan ömür evet, uyurken. Evet tabii. Öbürü de ama neler neler yaptı bak 90 yaşında. Tabii hocam tabii. İdolümüz Keith Richards. Yani abi, Rolling Stones. Mükemmel değil mi? Yani acayip en erken ölmesi beklenen adamdı ya. Çok acayip. Daha 74'te adamın ölmesi bekleniyordu. Yani dünyada ilk ölecek 10 rockstar falan arasında davulcu, sayılıyordu. Davulcu rahmetli oldu galiba değil evet. mi en son? Davulcu gitti abi 80 oldu. Yaşında. Evet. Keith Richards ağaçtan düştü kafasının üstüne. Evet bir şey olmadı. Hiç olmadı. Evet. Ay aman yani adamcağız. Katler at ya ulan. Hey. Daha ne yapsın ya? Düşmüş oldu.